Yaz ayının bu sıcak günlerinde hafif yemek isteyenlere harika bir cacık tarifiyle geldim. Cunda cacığı yapacağız. Hem doyurucu hem de çok lezzetli. Bunu meze gibi de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Ben meze olarak daha çok seviyorum. Şimdi yapımına geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cunda cacığı yapacağız. Yaz günlerinde serin serin yiyeceğiniz harika bir cacık oluyor bu. Şimdi malzemeleri sayayım sizlere. Maydanoz ve dereotu var burada. Çok küçük bir demet. 2 tane salatalık. Bir havucun şöyle bir küçük parçasını kullanacağım. Ölçülerimi az tutuyorum. Bir servis tabağı kadar yapacağım. Sizler ne kadar yapmak isterseniz malzemeleri arttırabilirsiniz. Şöyle bir tane biber doğrayacağım. Bunun da yine yarısını doğrayabilirsiniz. Kırmızı biberi seviyorsanız tümünü de doğrayabilirsiniz. Ya da daha küçük bir kırmızı biber de tercih edebilirsiniz. Burada peynirlerim var. Bu peynirim beyaz peynir. Bu da süzme beyaz peynir arkadaşlar. İsterseniz labne de ekleyebilirsiniz. Ben labne kullanmadım. Bir kase yoğurdum var. Böyle süzme yoğurt. Evde kendi yaptığım yoğurt bu. Çok az da karabiber kullanacağım. Üzerine de zeytinyağı gezdireceğim. Şimdi yapımına başlıyorum. Çok pratik ve çok lezzetli bir cacık oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. Ben bu biberin yarısını kullanacağım. Küçük kırmızı biberim yoktu. O yüzden böyle tercih ettim. Şimdi biberin çekirdekli kısmını ayırdım. Bu kısmını da küçük küçük doğrayacağım. Bu cacıktaki en önemli püf noktası bütün sebzelerin çok küçük doğranması. Öncelikle şöyle şeritler halinde keseceğim. Ben yaptığım cacığı az yapacağım için 3 kişilik yapıyorum ben arkadaşlar. Sizler dilediğiniz kadar sebzeleri çoğaltabilirsiniz. Bunları da şöyle minik minik gerçekten küçük doğrayacağız. Rendelemeyi sevmiyorum. O yüzden doğramam gerekiyor. Havucu ve salatalığı da doğrayacağım bu şekilde. Bu tarifi yapın, yazın harika oluyor. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Dilerseniz kuru nane de ekleyebilirsiniz. Doğradığım sebzeleri şöyle bir kaseye alacağım. Kasemin içerisinde peynirlerin ikisini de ezeyim. Çok daha iyi olacak. Bakın bu yumuşak peynir. Bu klasik beyaz peynir. İkisini de bu şekilde eziyorum. Yine yoğurdu da üzerine boşaltacağım. Bir kase de yoğurt kullanıyorum. Yoğurt ve peyniri güzelce karıştırdım. Şimdi diğer sebzeleri doğramaya geçiyorum. Havucu da olabildiğince küçük doğrayın. Sert sert ağza geldiğinde büyük büyük olursa eğer hoş olmaz. O yüzden elinizden geldiği kadar küçük doğrayın.
Salatalıkların da bu kafa kısımlarını ayırıyorum. Bunları da kabuklarıyla birlikte güzelce yıkadık biz sebzelerimizi. Sebzelerin iyi yıkanması önemli. Bu şekilde küçük küçük doğrayalım. Maydanozu ve dereotunu da yine minik minik doğrayacağım. İsterseniz bu aşamada semiz de ekleyebilirsiniz. Semiz de çok yakışıyor. Şu anda ben semiz olmayan haliyle yapıyorum. Semiz de eklerseniz çok da güzel olur. Şöyle yine benim döğüp dolapta sakladığım sarımsak. Şu şekilde iki tane gelecek şekilde sarımsak ekleyebilirsiniz. Sarımsak tercih etmiyorsanız eklemeye de şimdi karabiber de ekleyeceğim. Çok az kaşığın ucuyla şöyle çeyrek kaşık diyelim karabiber. Eğer ki seviyorsanız karabiberi daha fazla ekleyebilirsiniz ama rengini siyah yapacaktır. O yüzden çok fazla eklemeyin. Şimdi güzelce salatamızı karıştıralım. Salata da diyebilirsiniz, cacık da diyebilirsiniz ama ben cacık demeyi tercih ederim tabii ki. Şöyle çok lezzetli bir cacık oluyor. Bunu meze şeklinde tüketiyoruz arkadaşlar. Sulu olmuyor, bu şekilde koyu oluyor. Şöyle güzelce karıştıralım. Bu kadar yeterli. Tabağımızın etrafını temizleyelim, görüşelim. Cacığımız hazır. Şöyle ortasına da maydanozumuzu koyalım. Üzerine de bolca zeytinyağı gezdirelim. Cacığımız bu şekilde. Mutlaka deneyin. Harika bir lezzet oluyor. Şöyle çatalımızla, bıçağımızla alıp kızarmış ekmeğimizin üzerine koyarak tüketebilirsiniz. Lezzeti şahane oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Deneyen arkadaşlarım afiyet olsun. Videomu beğenip kanallarınızda paylaşın. Bu güzel cacığı herkes öğrensin. Herkes tadına baksın diyorum. Başka videolarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın. Mutlaka bu cacığı bu sene deneyin diyorum. Harikulade.